Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video birazcık sohbet tarzında olacak. Bugün size bir arkadaştan bahsedeceğim. Çok önceki dönemlerde yaşamış bir arkadaştan. Sonra buradan bağlama olayına geçeceğiz. Umarım anlatabilirim hikayeyi. Hikaye değil aslında, gerçek. Nicola Paganini diye bir arkadaş var. 1700-1800 yıllarda yaşıyor. Keman virtüözü. Keman virtüözü dediğimizde böyle kemanı çalan değil, keman üzerine besteler yapan, inanılmaz besteler yapan ve kemanı teknik olarak çalınabilecek pozisyonların çok dışında çalabilen bir yetenek. İsmi Nicola Paganini. Tabi internetten falan araştırabilirsiniz, kitaplarını falan filan da okursanız daha iyi olur. Şimdi bu arkadaştan niye bahsedeceğiz? Bu arkadaşımız bizi de 200-300 yıllık şeyden adamdan arkadaşımız diye bahsediyoruz. İnanılmaz bir keman virtüözü olduğunu söylemiştik. 11 yaşında, 13 yaşında, 11-13'lü yaşlarda müzikte öyle bir seviyeye geliyor ki arkadaşlar, artık dünyada yönetmediği orkestra kalmıyor. Yani düşünün, 13 yaşındasınız ve dünyanın bütün büyük orkestralarına şeflik yapmış durumdasınız ve artık gidebileceğiniz bir yer yok. Bitmiş yani, bütün dünya bitmiş durumda 13 yaşında. Yani kapasitesi bu, seviyesi bu. Ve inanılmaz eserler yazıyor. Özellikle Kapris diye bir eseri var. Kapris 24. Klasik müzikle aranız nasıl bilmiyorum ama Kapris 24 numaralı eser inanılmaz bir eser. Dinleyin derim yani. Keman için, gitar için yazılmış bir eser. Müthiş bir eser. Yalnız bu arkadaşın başına bir olay geliyor. O dönem mahkemesi bu arkadaşa ruhunu şeytana sattığı için ceza veriyor. Çok enteresan bir durum. Çünkü keman çaldığı zaman kemanıyla karşısındaki insanları inanılmaz bir ruh haline sokabiliyor. Yani çaldığı şey tamam, keman, enstrüman ama yani insanlar kendinden geçiyor. Öyle söyleyeyim. Hani böyle kimyasal uyuşturucu verilmiş gibi öyle bir hale giriyor ve kemanda yaptığı tutuş pozisyonları, çalış pozisyonları, sol el pozisyonları normalde sıradan bir insanın yapabileceği şeyler değil arkadaşlar. Eserlerini dinlerseniz çalınması imkansız eserler. Yani notalarını okuyun, zaten bu notayla bu çalınamaz dersiniz. Yani o nota dizilimini, müzikteki girişleri, çıkışları, inişleri inanılmaz bir şey. Gerçekten de inanılmaz bir şey. Paganini bu yüzden ruhunu şeytana satma iddiasıyla hapse atılıyor arkadaşlar. Öyle komik bir durumu var. Şimdi bizi ilgilendiren kısmı neresi? Bizi ilgilendiren kısmı şurası arkadaşlar. Paganini kemanın babaları sayılan dönemden bir jenerasyon sonra yaşıyor. Şimdi kemanın babaları dediğimiz keman yapımcıları Amati ailesi İtalya'da yaşıyorlar. Sermono kentinde, orada bir köyde, İtalya'nın kuzeyinde. Amati ailesi ve onun iki tane çırağı var. Çıraklarından biri Antonio Stradivarius, duymuşsunuzdur. Diğer çırağı da Guarneri del Gesu. Onu da duymuş olabilirsiniz. Zaten Stradivarius kemanın evrimini tamamlayan kişidir. Yani kemanın şu andaki ölçülerini çıkarıp keman budur diyen kişidir. Delgesu dahil. Yani ikisi aslında Amati'nin çırağı. İnanılmaz enstrümanlar yapıyorlar. 1600'lerin sonu, 1700'lerin başı diyelim arkadaşlar. İşte 1740'lara kadar. İşte Gomalak cilayı inanılmaz geliştiriyorlar. Şimdi bazı arkadaşlar şeyi soruyor, işte ölçüleri soruyorlar mesela. Kapak kalınlığı ne, sap kalınlığı ne vesaire, işte kumpasla nereye ölçmemiz lazım falan diye. Şimdi o dönemde enstrüman yapan birini bugün karşınıza getirip de deseniz ki kumpasla şurayı nasıl ölçtünüz diye sorsanız, o adam size kumpas ne ki diye soracak. Yani düşünün, o teknolojilerin falan filan olmadığı bir çağda inanılmaz enstrümanlar yapıyorlar. Ve böyle hani cetvelle, kumpasla vesaireyle ne bileyim tight bond tutkalla enstrümanı yapıştırayım, öyle bir şeyleri yok.
Kullandıkları şeyler son derece ilkel şeyler ama inanılmaz enstrümanlar yapıyorlar. Daha önce söylemişim herhalde, bilmiyorum. Stradivarius'un bir de şöyle bir huyları var bu kemancıların. Çok nadir enstrüman yapıyorlar. Hayatları boyunca 1.000 tane falan enstrüman yapıyorlar mesela. Yaptıkları enstrümanlara isim koyuyorlar. Stradivarius'un Lady Blunt isminde bir kemanı var. Son müzayedede 16 trilyona satıldı herhalde. Pardon. 16 milyon dolar 90 trilyon falan yapıyor. Yani Türk parasıyla, doğru, Türk parasıyla 80-90 trilyon civarı kemanın şu andaki eder fiyatı. 15.9 milyon dolardı herhalde. 16 milyon dolar. Yani Türk parasıyla 90 trilyon falan yapıyor. Öyle bir paraya satıldı. Yani en ucuz kemanı da zaten 3-5 milyon dolar. Yani kemanları o fiyatta. Delgesu keza öyle. İnanılmaz fiyatları var kemanlarının. Şimdi bunlardan niye bahsettiğimi anlayacaksınız birazdan. Tabii o dönemde şanslı olan bir arkadaş da Vivaldi. Antonio Vivaldi arkadaşlar. Bu keman bestecisi. Aynı zamanda papaz. İşte rahip. Duymuşsunuzdur. Vivaldi'yi herkes dinlemiştir. Dört Mevsim isimli bir eseri vardır onun. Keman için yazılmış. Yani ismini bilmeseniz bile dinlemişsinizdir. Bu çok meşhurdur çünkü. Vivaldi keman üzerine otorite sayılır. Bizim arkadaşımız Paganini bunlardan bir jenerasyon sonra, yani bir yüzyıl sonra yaşıyor. Ama o da şanslı çünkü kemanın doğduğu yerde keman virtüözü oluyor. Ve çok genç yaşta inanılmaz bir virtüöz. Ama şöyle bir sıkıntısı var arkadaşımızın. İstediği her kemanı çalabiliyor arkadaşlar. Çünkü otorite, işinde otorite. Ve o dönemde hani bu işle ilgilenen zenginler, parada sıkıntı yok. Yani herhangi bir konserdi, enstrüman bulunmasıydı vesairesi diye bir sorun olmuyor. Paganini istediği gibi at koşturabiliyor. Ve işinde de otorite yani. Hani dünyadaki tek kişi ve bunu 13 yaşında yapmış biri. 11-13 o aralıkta yapmış biri. Düşünün. Yani 13 yaşında bir çocuk düşünün. Dünyadaki en büyük müzik otoritesi. Daha ötesi diye bir şey yok ve hala öyle. Yani bana sorarsanız Paganini kemanda ilerisine geçilemeyecek biri. Yani Vivaldi tamam eyvallah diyoruz ama ben Paganiniciyim. Kesinlikle. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor biliyor musunuz? Eline bütün kemanlar geçiyor. Bu biraz önce fiyatını söylediğim 80-90 trilyonluk kemanlar var ya arkadaşlar. Sahnede bunları çalıyor. Ama şöyle bir durum var. Stradivarius'un yaptığı kemanları beğenmediği için sahnede kırdığı kemanlar var arkadaşlar. Yani Stradivarius'un yaptığı kemanın tonlarını, sesini beğenmediği için sahnede o kemanları kırıyor. Yani düşünün elinizde 90 trilyonluk bir keman var. 90 trilyonluk. Bu şaka değil. İnternetten bakıp araştırabilirsiniz. Lady Blunt, Hammer ya da Stradivarius kemanlarının fiyatları diye bakın. Bu adam sahnede Stradivarius kemanın tonlarından hoşnut olmadığı için, o kemanı çalınabilecek bir keman adletmediği için o kemanı kırıyor arkadaşlar. Ve bunu birkaç sefer yapıyor. Düşünün. Yani elinizde 90 trilyonluk bir enstrüman var. Ve siz diyorsunuz ki bu enstrümanın tonları işe yaramaz. Yani bu çalınacak bir enstrüman değil. Kırıp atıyorsunuz. Şimdi siz dünyanın en iyi virtüöz olduğunuz için kimsesiz çıkıp da ya bu Strat'ın kemanı yani milyon dolarlık keman nasıl böyle bir şey yaparsın diyemiyor. Şaka gibi ama Paganini bunu yapıyor. Daha sonra Paganini bir tane keman çalıyor. O kemanın adı Kanon. Arkadaşlar, Hammer'ı çalıyor bu arada. Hammer da Strat'ın kemanlarından biri. Onun fiyatı da 25-30 trilyon civarında arkadaşlar. Yani yanlış hatırlamıyorsam, şu anda net hatırlamıyorum ama yani 25 trilyonun altında değildir. Eski parayla trilyon. Şimdi ne diyorsunuz bilmiyorum da 3-5 milyon dolar.
Öyle söyleyeyim size. Yani Türk parası da herhalde 25 trilyona falan tekabül ediyor. Paganini Stradivarius'un kemanlarını çalmıyor. Guarneri'nin Delgesu'nun Kanon ismini verdiği bir kemanı çalıyor arkadaşlar. Yani Delgesu'nun da Stradivarius'tan aşağı kalır yanı yok. Yani Strat'tan aşağı kalır yanı yok. Ama Paganini Strat'ı tercih etmiyor. Kanon isminde bir kemanı var. Kanon isimli başka bir müzik eseri var. Ondan bahsetmiyorum arkadaşlar. Kemanın adı Kanon. Onu çalıyor. Yani düşünün, 90 trilyonluk bir kemanı kırıyor. Onun yerine başka birinin yaptığı bir kemanı çalıyor. Tabi Strat La Delgesun'un arasında rekabet demeyelim de arkadaşlar, böyle mesleki bir yarış var. Öyle söyleyelim. İkisi de aynı atölyeden çıkıyor. Delgesu çocuklarını falan filan yetiştiriyor, çırak yetiştiriyor ama Stradivarius kendi çocuklarını bile yetiştirmiyor. Böyle enteresan da tipler. Bunları araştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Enstrüman yapmayı sadece atölyede tahta kesmek, odun yontmak manasında algılamayın. Bu tür şeyleri araştırırsanız, sanat tarihi vesaireyi. Daha önce söylemiştim, enstrüman yapıyorsanız coğrafya, tarih, matematik, mekanik bilmeniz gerekiyor diye. Yani ses bilgisi, bunların olması gerekiyor diye. Bunları da araştırın. Güzel şeyler. Konumuza dönelim. Paganini Kanon isminde bir tane keman çalıyor. Bu kemanı Delgesu'nun yaptığı söyleniyor arkadaşlar. Delgesu'nun kemanları da, Guarneri'nin kemanları da Strat'ın kemanlarından aşağı kalır fiyatları da değil arkadaşlar. Onu da öyle söyleyeyim. Yani onlar da 5-6 milyon dolar, 15-20 milyon dolar o fiyatlarda. Yani bugünkü parayla hani trilyonlar. Yani 4 tane Strat kemanınız varsa kat trilyonluk birisiniz demektir. Bu böyle. Bütün dünyada böyle. Zaten bireysel olarak bir Stradivarius'a falan sahip olmanız imkansız. O devletler arasında bir olay. Yani devlet zaten sizin ona kişisel olarak sahip olmanıza izin vermez. Kanon çalıyor demiştik arkadaşlar. Kanon isminde bir keman. Yalnız sanat tarihçilerinin şu son yıllarda yaptığı araştırmalarda çok komik bir şey ortaya çıktı. Tabi bu iddia ama ispatlandı gibi. Aslında Paganini'nin çaldığı Kanon isimli keman. Şimdi bu kemanın bir de özelliği var. Normalde keman eşikleri, köprüleri böyle elips şeklindedir. Yani eğri bir elips şeklindedir. Yalnız Kanon'un, yani Paganini'nin çaldığı kemanın eşiği neredeyse bağlama eşiği gibi düz. Yani o şekilde arşenin çekilmesi, o yay çekilmesi falan çok sıkıntılıdır. Bir de kemanın köprü kısmı o şekilde ise klavyeyi vesaireyi de ona göre düzenlemeniz gerekir. Yani bütünlük olması açısından, yoksa sağ el sol el pozisyonları birbirine girer, çalamazsınız. Paganini'nin çaldığı keman böyle bir şey. Sanat tarihçilerinin söylediğine onu söyleyeyim şimdi arkadaşlar. Burası çok komik. Aslında Paganini'nin çaldığı keman ne Strat'ın kemanı ne de Delgesu'nun kemanı. Yani keman ne Guarneri ne Strat. Keman bir tane kopyacının kemanı arkadaşlar. O dönemde kopyacılık diye bir meslek var. Yani böyle meşhur olmamış, iş kalitesi çok iyi olmayan, çok olağanüstü kaliteli ağaçlar kullanmayan tipler böyle kopya enstrümanlar yapıyor. Aynı resimdeki gibi. Yani orijinal değil ama kopya resimler yapıyorlar. Yani siz mesela ladin kullanıyorsunuz, o köknar kullanıyor. Siz ardıç kullanıyorsunuz, o mesela kavak ağacını boyuyor, ardıç rengine, kırmızı bir renge boyuyor falan filan. Ya da siz kemanda genelde kullanılan bizim hareli kelebek dediğimiz Bosna kelebeği dediğimiz bir ağaç kullanılır. Yani onun yerine düz pullu kelebek falan filan kullanıyor. Öyle bir enstrüman yapıyor keman. Ve Paganini bu kemanı çalıyor. Bu kemanı tercih ediyor arkadaşlar. Şimdi burada anlatmak istediğimiz ne? Şöyle düşünün arkadaşlar. Dünyaya gelmiş geçmiş bence en büyük keman virtüözü
Bence Paganini'dir. Yani Vivaldi'nin hakkını yemeyelim ama bu benim tercihim. Dünyaya gelmiş geçmiş en büyük keman yapımcıları luthiyelerse Amati, Stradivarius, Guarneri Delgesso'dur arkadaşlar. Yani bunun üzerine hani keman yapmış usta öyle bir şey yok. Çünkü kemanın evrimini tamamlıyor. Yani keman olduğu şey bu üçü arasında gelişmiştir. Amati, Strat, Delgesso. Bu üçünün arasındadır. Yani bunun dışındakiler sadece kopya, onun kopyası, onun kopyası, onun kopyası, onun kopyası. Yani bugün Stradivarius ismiyle keman falan satılıyor da onlar Strat kemanları değil, sadece isimleri öyle. O şekilde. Ve Paganini'yi düşünün, öyle bir adam gidiyor kopya keman çalıyor arkadaşlar. Ve bu adam orijinal olan Strat kemanı kırıyor. Şimdi aklınız alıyor mu arkadaşlar? Soruyu şöyle sorayım size. İnanılmaz bir bağlama yaptınız. İnanılmaz bir bağlama. Bağlamanızın şu anda piyasadaki eder değeri 90 trilyon. 90 trilyon. Ülkedeki ya da dünyadaki diyelim bütün bağlamacılar çalıyor ve süper bir şey. Ama dünyada bir tane bağlama otoritesi var. O sizin yaptığınız 90 trilyonluk bağlamayı alıyor, çalıyor. Fiyasko bu, rezalet diyor, yere vuruyor, kırıyor. Ve siz buna gıkınızı çıkaramıyorsunuz. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü gerçekten de o bağlamacı dünyanın en büyük otoritesi. Ve bu unvanı daha 13 yaşındayken kazanıyor. Ama siz de dünyanın en büyük bağlama otoritesisiniz. Ama adam sizin bağlamanızı alıyor. Böyle bir ses olamaz. Bu fiyasko, rezalet bir şey diye kırıyor. Ve sonra gidiyor. Herhangi bir müzik marketi, bir mağazaya giriyor. İşte 3-5 tane bağlamayı çalıyor. Bir tanesini alıyor. İşte diyor, bağlama budur. Bu sahnede çalınacak dünyanın en iyi bağlamasıdır diyor. Ve onu çalıyor. Şimdi arkadaşlar, siz ne kadar iyi bir enstrüman yaparsanız yapın, ne kadar iyi bağlama yaparsanız yapın. Bu tabi bağlama diğer enstrümanlardan biraz daha farklı ama enstrüman diyelim, bağlama demeyelim, enstrüman diyelim. Ne kadar iyi bir enstrüman yaparsanız yapın, bu yaptığınız enstrümanın içindeki ağaç kombinasyonunu geçiyorum şimdi. Onu daha sonra anlatacağım. Bu yaptığınız enstrüman ne kadar iyi olursa olsun, icracısıyla uyumlu değilse, yaptığınız enstrümanın ne kalitede olduğunun, fiyatının hiçbir önemi kalmıyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani siz 90 trilyonluk bir keman yapsanız bile onu Paganini çalamıyorsa o kemanın eder değeri çöp. Çünkü otorite icracı. Hani bağlamayı şöyle mi yapmalıyız, böyle mi yapmalıyız, şurada bu kadar mı kalınlık olmalı bu? İcracı ile uyumlu olmayan enstrümanın herhangi bir eder değeri yok arkadaşlar. Bu ne için geçerli? Bu kişiye özel yapılan enstrümanlar için geçerli arkadaşlar. Bu tıpkı nasıl söyleyeyim, üzerinizdeki tişört gibi, ayakkabı numarası gibi, iç çamaşırı gibi bir durum arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani sizin yaptığınız enstrümanın çok iyi ağaçlardan, çok kaliteli bir enstrüman olmasının icracı ile uyumu olmadıktan sonra hiçbir esprisi kalmıyor. Bunun ispatı bizzat Stradivarius'la Paganini'dir arkadaşlar. Düşünün. Yani siz 90 trilyona bir bağlama, zaten o fiyata bağlama yapabilemezsiniz. İmkanı yok. Yani yapsanız da satamazsınız zaten o fiyata. Öyle fiyat belirlenebilemez. Ama Paganini böyle şeyleri kırıp atabiliyor ve gidiyor kıytırık bir tane kopyayla dünyanın en güzel, en ulaşılmaz bestelerini yapıyor. Dünyanın en iyi virtüözü bence, keman virtüözü. Anlaştık mı arkadaşlar? Bağlama olayına bu şekilde bakarsanız eğer bahsettiğim olayı anlayacaksınız. Yani umarım anlatabilmişimdir. Siz çünkü çok 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 iyi bir işçilikle, teknik bir işçilikle, inanılmaz bir teknik seviyeyle
bağlama yapmış olsanız bile emin olun 99 kişi beğenecektir. O 100. kişi, o 100. kişi çok meşhurdur. O 100. kişi gelip kesin o işe bir kulp takar. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu sakın unutmayın. Ve buradaki profesyonel enstrüman için konuşuyorum arkadaşlar. Profesyonel enstrüman için. Yani enstrüman alındı ve bir ömür o enstrüman çalınacak diye konuşuyorum arkadaşlar. İcracıyla uyumu olmadıktan sonra yaptığınız enstrüman çok pahalı ağaçlardan olmuş. Ne bileyim, içine inanılmaz bir sedef işçiliği yapmışsınız. Hatta böyle çeyrek altın döşemişsiniz. Ne bileyim, ağacını 1500 yıl kurutmuşsunuz. İşte kütüğünü 15.000 rakımlı bir dağın tepesinden kesmişsiniz. Hiçbir önemi yok arkadaşlar. Hiçbir önemi yok. İcracıyla uyumu olmayan enstrüman ayağa küçük gelen ayakkabı gibidir arkadaşlar. Rahatsızlık verir. Ayakkabı güzel olabilir. Yani çok güzel bir 40 numara ayakkabı olabilir ama sizin ayağınız 43 ise o ayakkabı size acı verir. Bu enstrüman olayını umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bundan sonraki derslerde teknik yapımdan başka şeyler anlatmaya başlayacağım arkadaşlar bu şekilde. Sonra bağlama çalmaya başlayacağız. Bağlamalarımız yavaş yavaş bitiyor. Hem çalacağız hem söyleyeceğiz. Tonal ağırlıklarımıza, senkronizasyonumuza bakacağız. Ama bu şekilde hikayelerden de bahsedeceğim. Bu arada Paganini hakkında çok daha komik bir şey anlatayım size. Bunları araştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Daha sonra kimya dersi yapacağız. Coğrafya dersi yapacağız. Tarih dersi yapacağız. Bunlar o ders başlıklarında anlatacağım size. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İşte ruhunu şeytana satan adam dedim ya, Paganini. Gerçekten de böyle bir suçtan yargılanıyor. Gerçekten yargılanıyor ve mahkeme suçlu buluyor. Yani şeytanla pazarlık edip şeytana ruhunu sattığını iddia ediyorlar ve mahkeme Paganini'yi suçlu buluyor ve hapse atıyorlar. Yani gerçekten cezalandırıyor mahkeme. İşin komik tarafı şu. Paganini çok böyle nasıl söyleyeyim? Serbest demeyelim de otonoma Berduş da girmiyor herhalde. Ya şey nasıl söyleyeyim? Böyle nerede akşam orada sabahçı bir adam. Yani inanılmaz bir müzisyen ama böyle alkole, kadınlara, zevke sefaya falan çok düşkünlüğü var. Nerede yattığı belli değil, nerede kalktığı belli değil. İşte her gün kandili nerede söndürdüğü belli değil. Öyle bir tip yani. Nasıl tanımlıyorsunuz bunu bilmiyorum. Öyle zevkine düşkün. Tabii bu olay Paganini'yi bedenen çok yoruyor. Mahkeme bunu suçlu bulunca nezarethaneye atıyorlar, işte şeye, cezaevine. Şimdi cezaevi diyelim. Her neyse, hakim arada bir mübaşirlere, o nöbetçilere falan Paganini'yi kontrol etmesini söylüyor. Paganini hücrede o kadar rahat ki inanamazsınız yani. Adam bildiğiniz tatilde, çünkü inzivaya çekilmiş gibi yemeği geliyor, bağırtı yok, gürültü yok, patırtı yok, kafasını dinliyor tek başına, yani izole ediliyor zaten. Bütün gün yatıyor, yiyor, içiyor, hiçbir sıkıntısı yok, çok rahat. Tabii hakim deliriyor. Savcı deliriyor. İşte oradaki ceza veren şeyler, merciler. Çünkü adama ödül vermiş gibi oluyorlar. Paganini o hayatının o dönemini dinlenerek geçiriyor. Zaten ihtiyacı var. Aralarında bir tane hakim, gerçekten çok zeki bir hakim. Nasıl bir çözüm buluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Paganini'yi cezalandırabilmek için. Yani o rahatı bozmak için. Çok enteresandır. Bunu da daha sonra konuşacağız. Aslında böyle bir tartışma platformu açıp bu konuları tartışmak isterim de, şu video çekme, paylaşma olayı biraz şey olsun arkadaşlar. Bu konuda biraz acemiyim. Neyse, konumuza dönelim. Kurnaz hakime. Hakim cezalandırmak için Paganini'yi ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane keman bulun bana diyor. Bir tane keman buluyorlar. Kemanın 3 telini söküyor.
tek telle kemanı Paganini'nin hücresine bırakıyor. Şimdi tabii Paganini dinleniyor ama kemanı görünce dayanamıyor. Yani kemanı çalmaya çalışıyor. Kemana bakıyor böyle tek tel akort yapıyor çalınır mı falan filan. Tabii tek telle çalamıyor ve Paganini hücrede deliriyor. Yani cezasını çekiyor. O hücreye keman hiç gelmemiş olsa hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Yani o Paganini için aslında ödül. Yani hapis yatması onun için hiç sorun değil. Çünkü inzivaya çekilmiş gibi düşünüyor ama hücresine koyulan tek telli bir keman Paganini'nin delirmesine yol açıyor arkadaşlar. Şimdi bu konu üzerinde de daha sonra konuşup videolar paylaşacağız. Bu videoda anlatmak istediğim şeyi umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Yani yaptığınız enstrümanın pahası, değeri ve yaptığınız enstrümana değer verenlerin biçtiği değer ve paha. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu konu daha uzun sürecek. Dediğim gibi ileride herhalde kimyadan başlayacağız. Çünkü programda kimya dersleri var. Daha sonra coğrafya dersleri var. Tarih dersleri var arkadaşlar. Onları şey yapacağız. Onlara geçeceğiz. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.